Korkusuz yazarı Can Ataklı son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi olan TOG hakkında dikkat çeken bir analiz yaptı. Videomuza başlamadan önce yayınlarımızın devamı için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Can Ataklı korkusuz görmemişin otomobili olmuş. Televizyonda TOG'un açılışını izleyen AKP'li tanıdığım buna sevinmedin mi diye sordu. Neden sevinmeyeyim ki, bu ülkeye çakılan her çivi beni de mutlu eder dedim. Güldü, bugün Twitter'da hakkında yazılanları görmüşsündür dedi. Görmez miyim, bir sürü zavallı benimle dalga geçmiş. Neymiş, bundan 3 yıl önce TOG'un fabrikası nerede diye sormuştum, ona sarmışlar. İşte gördün mü, yaptık arabayı, özür dileyecek misin? Bunu bir tek biz başarırdık, artık dünya bizi konuşuyor falan gibi kendinden komik sözlerle saldırmışlar. Her seferinde yazdım ve söyledim, bir otomobil markası yaratmak iyidir, buna kimse karşı çıkmaz, çıkamaz. TOG konusunda söylediklerim çok açık ve net. TOG sanki özel bir ticari kuruluş değil. Otomobillerin fiyatını AKP Genel Başkanı açıklayacak. Oysa bu otomobil fabrikasının hesapta özel sektör temsilcisi sahipleri var. Onlar fiyata bile karışmıyor belli ki. Bir ticari firmanın sahipleri ürettikleri ürünün fiyatını bile kendileri belirleyemiyorsa ya o işin gerçek sahibi değillerdir ya da bu fabrika ticari bir kuruluş değildir. Bir siyasi liderin propaganda amacıyla yaptığı bir operasyonun konu mankenleridir. Bu konunun bir yüzü, diğer yüzü ise şu. Öncelikle tam doğru olmayan bir söylem var. TOG Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil fabrikası değil. Tamamı elektrikli otomobil olarak belki bu unvanı alır ama yerlilik ve millilik konusunda daha baştan sınıfta kaldığı ortada. Çünkü yabancı marka olarak Türkiye'de üretilen otomobillerin tamamı TOG'un yerli ve millilik oranından daha fazla yerli ve milli. TOG'un %51'i yerli üretim, diğer otomobillerin en düşük yerli üretime sahip olanı bile %55. Bazı markalarda yerlilik oranı %75'in üzerinde. TOG bu iktidarın malı gibi pazarlanıyor. Sahipleri ortada yok, çok kısa süre içerisinde fabrika alanı tahsis ediliyor, ruhsat bile açılış gününe yetiştiriliyor. İnşaat için her türlü destek sağlanıyor, özel şirket reklam için para bile harcamıyor. Açılış gününün tüm organizasyonu saray tarafından karşılanıyor, tanıtım için inanılmaz paralar harcanıyor. Amaç belli ki bir otomobil fabrikası sahibi olmak adı altında seçime yönelik olağanüstü bir propaganda ve algı yaratmak. Bütün bunlara rağmen umarım otomobil satış ve diğer hizmetleri beklendiği gibi gider. Ancak iç piyasada beklenen ilgiyi görmez. İhraç olanağı da yeteri kadar bulunamazsa ve şirket zarar ederse bunu kim karşılayacak? Seri üretim Şubat ayında başlayacak, bu durumda Mart ayından itibaren yollarda TOG görmek mümkün. İlk etapta sarayın da talimatlarıyla ve muhtemelen başta kamu kurumları olmak üzere yoğun bir alım yapılacaktır. Peki ondan sonra bir zarar söz konusu olursa bunu saray üstlenecek mi? Yoksa sadece toplumda otomobili de biz yaptık, 99 yıldır bu cumhuriyeti savunanlar yapamadı algısı yaratmış olup bir kenara mı çekilecekler? Ve bir önemli soru daha. Şu anda bu fabrikaya ve otomobil üretimine ne kadar devlet desteği sağlanıyor? Yarın bir iktidar değişiminde bu destek sürecek mi, sürmesi ülke yararına mı olacak? Bu konuyla ilgili görüşlerim bu kadar basit. Ama ne yazık ki milletçe görmemişin otomobili olmuş psikolojisi yaşatıyorlar bize. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.